Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Dün vahşi bir şekilde PKK tarafından katledilen 13 tane sivil vatandaş diye söylenen ama asker, jandarma ve 2 tane de MİT görevlisinin vahşice katledilmesini lanetliyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörün her türlüsünü kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin lanetliyoruz. Evet, şimdi burada birkaç şeyi mutlaka söylemek gerekir. Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, baş belası bu iş. Ancak bakın arkadaşlar, bu katledilen 13 tane askerimiz ya da polisimiz yaklaşık 5 yıldır PKK'nın elinde esir duruyor. Sosyal medyada gezen videoları görmüşsünüzdür. İnsan üzülüyor böyle bir duruma ve sorma gereği hissediyor. 5 yıldır bu askerlerimizi, polislerimizi almak için mevcut iktidar ne yaptı? Dün 13 tane şehidimiz var, çıkıp bunun üzerinden siyaset devşirmeye çalışanlar. Yok PKK'yı lanetlemedi, PKK'nın ismini geçirmedi diye Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi, Pergoleci'nin söylediği sözlere baktığınızda AK Parti'nin üst düzey yöneticilerinin meclis başkanlığında lanetlerken PKK adını almadığını görebiliriz. Arkadaşlar bunu bırakalım, acılar üzerinden siyaseti bırakalım. Bu ülkenin en büyük sorunu ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu çocuklarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ben vatandaşımızın aklında olan soruların yetkililerin mutlaka cevaplandırması gerektiğine inanıyorum. Bunlar sosyal medyada paylaşılıyor da düşünün, 13 tane şehidimiz var, bunu kim açıklıyor? Bunu açıklayan Malatya valisi. Peki ay çiçeğine zamı kim açıklıyor? Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Burada bir çelişki var ve burada bir acı var. Buna üzülüyorum. Bir il başkanı olarak bunun mutlaka sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Biz kaçırılan gemicilerimizi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz da. Bugün Pençe Kaplan 2 harekatında yüzlerce soru işareti olduğunu söyleyenler var. Bunlar nasıl katledildiler? O sahada nasıl vardılar diye soruluyor. Bakın arkadaşlar, bunlar önemli. 5 yıldır tutsak olan bu çocuklarımızı kurtarmak için ne yaptık? Evet, tabii bunun üzerinden siyaset devşirmeyi çok doğru bulmuyorum ama bu kadar sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece suçlu bulanlara da birkaç söz söylemeden geçemeyeceğimizi belirtmek istedim. Ben ulusumuzun başı sağ olsun diyorum. İnsanın aklına seçim zamanı kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı televizyona çıkarmak, sırf oy devşirmek için İmralı'da yatan şahsın, zattın sözlerini okuyarak evet oy verin diye yalvarmak var ama kırmızı bültenle getirdiğiniz insanlara bu 13 tane askerimiz, polisimiz nerede kardeşim, bırakın serbest diye söylemek yok. İnsanın zoruna gidiyor. Anaların yüreği kan ağlıyor. Bu toplumda anaların ağlamaması lazım. Günlerce PKK'ya katılmış annelerin acılarını paylaşanlar, bakın bu çocuklarımızın annelerinin sezlenişini, ağlamalarını duymadılar. İzmir milletvekilimiz Sayın Murat Emir 6 defa önerge verdi, bu çocuklarımız nerede, ne yapabiliriz diye. Sadece bunlardan bir tanesine cevap verdiler. Verilen cevap ne? Türk Silahlı Kuvvetleri titizlikle çalışmaktadır. Biz de biliyoruz titizlikle çalışıldığını, ancak bununla ilgili ne yaptınız? Bununla ilgili ne çözdünüz? Ulusal yas bile ilan etmek gerekirken, tabii sizin için kongreler çok daha önemli. Siz her şeye oy gözüyle bakıyorsunuz. Biz ilk sandıkta da bunların hepsinin hesabını vereceğini, bu halkın size soracağına %100 inanıyoruz. Barış süreci başlığı altında PKK ile aynı masada oturanlar, Oslo'da terör örgütüyle görüşenler, Habur sınır kapısında mahkeme kuranlar, kalkıp Cumhuriyet Halk Partisi'ni terör örgütleriyle ilintirmeye çalışmaları tamamen gerçek dışı ve safsatadır. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Biz terörün her türlüsünü, silahın her türlüsünü lanetliyoruz. Kimden gelirse gelsin, silah asla fayda sağlamayacaktır. O açıdan ben ulusumuzun başı sağ olsun diyorum. Tabii anaların gözyaşlarını dindirmek çok kolay değil. Hepsinin ellerinden öpüyorum.